Yeni vazifen hayırlı uğurlu olsun Mustafa Paşa. İstediğin olmuş. Oğlumun kanına girip Mehmet Paşa'yı yolundan çekmişsin. Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Hünkârımızın adaletine gölge düşüren her kim olursa olsun cezasını çeker. Valide sultan dahi olsan kâr etmez diyorsun, öyle mi? Haşa sultanım. Sümme haşa. Sen şimdi aniden dağın tepesine çıkınca hesap edememişindir. Bu dağın karı var, oranı var. Kışı sert geçer. Baharı desen göz açıp kapayıncaya kadar. İnmek istesen inemezsin. Ancak düşman gerek. Necesinin başına gelen bu. Kaderimde ne yazdıysa odur sultanım. Öyle. Ben damadım olarak hakkında hayırlısını isterim tabii. Atike'min saadeti için. Fakat çok mutlu olduğu söylenemez, öyle değil mi? Kocalık vazifeni yerine getirmiyormuşsun. Sultanım, bu bizim aramızdaki hususi bir mesele. Sizinle konuşmaktan icap duyuyorum. Sen bir hanedan mensubuyla nikahlısın. Aranızdaki her şey devlet meselesidir. Sen onun sadece kocası değil, aynı zamanda kulusun. Senin vazifen onu mutlu etmek. Eğer bir daha onu üzgün görürsem seni boşatırım. Atike'yi kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olur gidersin. Silahtar. Sultanım. Beni valide sultana şikayet etmişsin. İstediğim bu mu Atike? Karı koca olduğumuzda her şey düzelecek mi? Eğer maziyi unutmamızı sağlayacaksa... kabul. Bana böyle davranamazsın. Karşında bir sultan olduğunu unutma. Aksi halde ne yaparsın Atike? Boşar mısın beni? Validen de böyle tehdit etti. Boşatırım seni. Kızımı kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olup gidersin dedi. Yok olup gider miyim Atike? Ha? Umurumda olur mu peki? Peki sen yapabilir misin bunu? Boşayabilir misin beni? Hadi söyle. Hadi. Üç lafın kâfi. Hadi söyle. Boş ol, boş ol, boş ol de. Hadi Atike söylesene.